Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bireysel temeli ihtiyaç destek kredisinde değerlendirme işlemleri devam ederken onay mesajları da gelmeye devam ediyor. Bankalar biraz daha hızlandılar onay mesajı göndermek için. Onay mesajlarını gönderiyorlar. İnşallah bu değerlendirme işlemlerini biraz daha hızlandırırlar ve onay mesajları gelmeye devam eder. Onay mesajları bugün de gelmeye devam etti. Hala da daha gelmeye devam ediyor. İnşallah daha da seri bir şekilde gelir. Onay mesajı gelirken red mesajı gelmiyor mu? Red mesajı gelen arkadaşlarımız da var. Onay mesajı gelen arkadaşlarımız da mevcut. Değerlendirmede bekleyen arkadaşlarımızın sayısı hala da fazla. Yorumlar kısmına yazan arkadaşlarımızın mesajları şu şekilde arkadaşlar. Bir arkadaşımızın Ziraat Bankası'ndan 5000 TL'si onaylanmış. Gördüğünüz gibi sicili temiz. Yani herhangi bir sicil durumundan sıkıntısı yok. Başka bir arkadaşımızın tekrardan şöyle gösterelim. Sicil durumunda 4 tane icrası var. 10.000 TL başvuru yapmış. 5.000 TL'si onaylanmış. İcraları ise iletişime kendisi de yazmış. Burada yani Turkcell, Vodafone bu şekilde olan hatlara İcralık olmuş. Bu arkadaşımızın da bankaya vesaire yerlere değil. Başka bir arkadaşımızın aynı şekilde gösterelim. Sicili temiz onay almış. Yani sicili temiz olan arkadaşlarımız, sicilinden dolayı çok çok fazla sıkıntı yaşamayan arkadaşlarımız biraz daha fazla onay alıyor bizim gördüğümüz üzere. Başka ne var arkadaşlar? Başka bir de en önemlisi şu var. Varlık şirketi. Varlık şirketine borcu olup da Ziraat Bankası'ndan 10.000 TL başvuru yapmış bir arkadaşımız bu mesajı yazmış. Selam, varlık şirketine borcum vardı. Ziraat 10.000 başvurmuştum. Bugün onay geldi. Çıkmayacak diye düşünürken geldi. Umudunuzu kaybetmeyin. Umudunuzu kaybetmeyelim arkadaşlar. İnşallah varlık şirketine, bankaya vesaire yerlere icralık olup da hala bekleyen arkadaşlarımıza da bu kredi en yakın zamanda onaylanır. Tek ümidimiz bu. İnşallah bekleyen birçok arkadaşımız var bu konuda. Benim tahminim zaten şu anda bekleyenlerin çok çok fazlası icralık yani sicil durumundan dolayı sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız. Tabii ki arkadaşlar red mesajları da geliyor. Onay mesajlarını gösterdik ama red mesajları da geliyor. Bu red mesajları geliyor ama KDK'nın bir kararı var. KDK'nın verdiği karar bankalara bu gönderdiği tebliğ inşallah bankalar tarafından kabul görür ve red gelen arkadaşlarımızın kredileri de tekrardan değerlendirmeye alınır. Tek ümidimiz, tek gayemiz bu. İnşallah bu da olur. Bunun da gerçekleşmesini bekliyoruz. 30 günlük bir süre verilmişti. Yaklaşık kaç gün kaldı bilmiyorum ama bayağı bir azaldı. 17-18 gün falan kaldı sanırsam. İnşallah bu sürede en yakın zamanda biter ve bankalarda bu süreyi beklemeden hatta da onay verirler. Tek düşüncemiz, tek gayemiz bu yönde. Görmüş olduğunuz gibi onay mesajları bu şekilde arkadaşlar. Tabii ki şu anda Ziraat Bankası ağırlıklı gelmekte bu onay mesajları. Halk Bankası, Vakıf Bankası da inşallah biraz daha fazla bir şekilde arttıraraktan değerlendirme işlemlerini hızlandıraraktan onay mesajlarını insanlara en azından cevap vermeye başlarlar diye ümit ediyoruz. Vakıf Bankası da veriyor, Halk Bankası da veriyor ama Ziraat Bankası kadar fazla vermiyor cevap olarak da. Ama Ziraat Bankası açık icrası olsun, varlık şirketi olsun bu tip olan, sorunlu olan arkadaşlarımızın başvurularına olumlu cevap daha çabuk veriyorlar. Biraz daha bana göre Ziraat Bankası daha iyi bu konuda. Halk Bankası'ndan var mı birkaç tane görmüştük. Vakıf Bank'tan da görmüştük bu durumda kredisi onaylanan, kullanan arkadaşlarımızı. Ama çoğunlukla Ziraat Bankası'nda arkadaşlar. Ziraat Bankası'nda yaklaşık olaraktan 6 milyona yakın başvuru var.
6 milyon. Diğer bankalardan da aşağı yukarı bu seviyede bir başvuru olmuş olsa 15-16 milyon bu kredi için başvuru olduğunu tahmin ediyorum ben. Tabii ki bunun yapılan açıklamalarda 6.7 milyonu onay almıştı. Kısa zamanda onay alanları da katmış olsak 7 milyon civarında bir onay olduğunu, belki daha fazla da olabilir, düşünüyorum kendi adıma. Ama nereden baksanız bir 7 milyon daha sanki değerlendirmede olanlar var. Bu 7 milyonun içinde red alanlar var mıdır? Vardır. Genel olarak bakıldığı zaman kredilerin %95'i, bakın %95'ine olumlu olaraktan dönüş sağlanıldığı söyleniliyor. Yani %95 çok büyük bir rakam. Red alan arkadaşlarımız, hala daha değerlendirmede olan arkadaşlarımız bu KDK kararından inşallah faydalanırlar diye ümit ediyorum. Çünkü red alan arkadaşlarımızın tekrardan kredilerin değerlendirmeye alınması demek, benim şahsi fikrim, onay verilmesinin ihtimalinin çok çok arttığı, yani %90'lara çıktığını düşünüyorum ben böyle bir şey yaparlarsa. Yani sizin krediniz red edilmiş, tekrardan değerlendirmeye alınırsa demek ki bu krediye onay vereceklerken tekrardan değerlendirmeye alıyorlar diye düşünebiliriz. Bir başka konumuz arkadaşlar, onay mesajları şu şekilde ekranda dursun. İcra olup da onay alan. Tamam. Var mı? Var. Ama icralık alıp da onay alamayanlar da var. Varlık şirketine borcu olup onay alamayanlar da var. Nasıl söyleyeyim başka? Mesela bir arkadaşımızın, bu arkadaşımızın 4 tane icrası var. Onay almış. Başka bir arkadaşımız alamamış. Önemli konulardan bir tanesi bu. Burada eşitlik, hak, adalet devreye girmesi lazım. Yani bu arkadaşa onay veriliyorsa diğer arkadaşa neden onay verilmiyor? Bunun sebebi nedir? Bunları dile getirmek lazım. Şurada ekranda görüldüğü gibi, bunu şöyle koyayım, ekranda görüldüğü gibi bu arkadaşımıza varlık şirketinden, bakın varlık şirketinden borcu olduğu halde onay geldi ise başka arkadaşlarımıza da aynı şekilde onay gelmesi gerekiyor. Benim fikrim bu yönde. İnşallah da öyle olur. Red alan arkadaşlarımız da inşallah KDK'nın gönderdiği tebliğe uyularaktan tekrardan değerlendirmeye alınır. Mahkeme vesaire bu tip işlemler hakkında sorular oluyor arkadaşlar. Tabii ki mahkeme dava falan olabilir ama bunlar çok uzun bir süreç. Yani bunlar gerçekten de çok uzun bir süreç. Yani siz 80-90 günden beri bekliyorsunuz. Bir de bunu dahil ederseniz bu seneleri alır, yılları alır. Ondan dolayı KDK'dır, resmi kurumların daha böyle gönderdiği tebliğler vesaire işlemler sayesinde veyahut da bankalara iletişim bölümlerinden ulaşaraktan çözüme gitmek daha mantıklı. Yani mahkeme yerine tüketici hakem heyetleri falan mantıklı olabilir. Mahkeme çünkü çok çok uzun bir süreç. Çünkü daha henüz banka kararını vermedi. Belki kredi alanları tekrardan değerlendirmeye alacak. Bunu da tam bilmiyoruz. İnşallah da öyle olur. Tek umudumuz, gayemiz bu. Yani kısacası her kesime onay geliyor. Varlık şirketin borcu olana da onay geliyor. Sicili temiz olana da onay geliyor. İcrası olana, Vodafone, Turkcell vesaire olana da onay geliyor. Daha önce videolarını yapmıştım. Banka borcu olan, aktif banka borcu olan arkadaşımıza da onay gelmişti. İki tane icrası vardı. Bir tanesi banka borcu, açık banka borcu. Bir tanesi de Turkcell borcuydu. Ona da onay gelmişti. Tek gayemiz, temennimiz arkadaşlar şu ekranda görülen onay mesajlarının artması. Bizim tek istediğimiz bu. Artaraktan şu anda bekleyen, tam sayısını bilmediğimiz ne kadar arkadaşımız varsa bunların en yakın zamanda onay ile buluşması. Tek gayemiz bu yönde. İnşallah da öyle olacaktır. Öyle olmasını umut ediyoruz. Şu anda bankalar, özellikle Ziraat Bankası daha da hızlandı. İnşallah bu hızlandırma işlemlerini daha da arttıraraktan ne kadar bekleyeni varsa bir an önce sonuçlandırır.
Bu da 90 günden beri bekleyen arkadaşlarımızın yüzünü güldürür diye umut ediyoruz. Çünkü bu kadar süre bekledikten sonra red mesajı kaldırmaz, üye olmaz. Red mesajı istemiyoruz zaten biz de bu kadar bekledikten sonra. Görüldüğü gibi arkadaşlar yaklaşık ekranda şu an evet 4 tane onay mesajı var. Bunların özellikleri bir tanesi varlık şirketi, bir tanesi 4 tane iletişime açık icra borcu, bir tane arkadaşımızın şunun gördüğünüz gibi sicili temiz ama sigortası falan olmaması, bir tanesinin de tertemiz bir sicili olması. Şurada gördüğünüz gibi her şeyi temiz. Her türden sıkıntılı olan arkadaşımıza veya temiz olan arkadaşımıza onay mesajları geliyor. Bunu bilmenizi isterim. Gelmeyen ret olanlar da var. İnşallah bunlar da önümüzdeki süreçte alınan kararlarla giderilecektir diye umut ediyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Herkese hayırlı günler diliyorum.